Sayın seyirciler, turizmhaberleri.com Serdar Taştanoğlu sayfası için hazırladığımız bir küçük söyleşiyle merhaba diyoruz. Şu anda Girne'deyiz. Girne'nin çok güzel merkezdeki belediye çay bahçesindeyiz. Şu anda söyleşi yapacağımız değerli şahsiyet Girne'de ve Kıbrıs'ın birçok bölümünde sanat adamı, müzik adamı olarak tanınan eski futbolculardan Sayın Ersoy. Evet, Ersoy Bey, hoş geldiniz programa. Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Belirttiğiniz gibi ismim Ersoy Yalçın. Kıbrıs'ın güneyinde Limassol doğumluyum. İşte savaş sonrası Girne'ye yerleşmişiz. Emekliyim şu an. Dediğiniz gibi 16 yıl futbolculuğum var, milli futbolculuğum var. Daha sonra işte aileden gelme müzik meramız ağır bastı. Bir 30 yılı bulmuştur herhalde. Korolarda korist, solist olarak görev yaptım. Evet. Sesinizin güzelliğini ben şahsen biliyorum. Şimdi müzik adamı olunca tabii müzikte iç içe yaşayan bir insan akla gelir. Sizin de böyle olduğunuzu, yaptığınız, hala yaptığınız çalışmalar, seslendirdiğiniz yeni bestelerle duyuyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Kıbrıs'ta müzik deyince ne düşünebiliriz? Kıbrıs halkı dediğiniz gibi müziğe çok meraklı. Ama özümüz olan sanat müziği ve türkü dalında yoğunluk kazanmıştı. Bizim çocukluğumuz hep bu tarz müzikleri dinleyerek geçti. Mesela benim oldukça benden yaşça büyük olan abim, şimdi Kanada'da profesör, bizim lisede İngilizce hocasıydı. Keman çalar, sanat müziği okurdu. Düşünün, ben 5 yaşımda sanat müziği okumaya başladım onun sayesinde. Hadi Ersoy gel okuyalım, çağırır giderdi. Bu aşıyı aldık işte o zamandan. İleriki senelerde futbolculuğum ağır bastığı için ona biraz ara verdik işte. Arkadaş toplantılarında şurada burada muhabbetimizi yapıyorduk ama futbolculuktan sonra sizin de bildiğiniz gibi korolarda aktif olarak, yönetici olarak, korist, solist olarak görev yaptım. Memnunum da, müzik ruhun kıdası. Evet. Bildiğiniz gibi. Burada sanatsal çalışmalar ne mevkidedir? Koro çalışmaları mı yoksa ferdi çalışmalar şeklinde midir? Tabii durumu iyi olan aileler çocuklarını değişik sazlarda eğitmeye çalışıyor. O bilinç var Kıbrıs'ta. Piyano olsun, keman olsun, gitar olsun, şu bu falan. Ama diğer çocuklar maalesef çok merakı varsa bu işe dalıyor. Ama yetişkin insanlar işte sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de de aynı tahmin ederim. Koroların kapılarını aşındırıyor. Sırf hobi ve meraktan dolayı. Koro çalışması çok mudur? Mesela Girne, Lefkoşa buralardan örnek bir koro var. Sanat evet. Bir korosu var. Lefkoşa'da bildiğim 1, 2, 3, 4 koro var. Belki daha fazla. Magosa'da bir koro var. Yine yakın, Magosa'ya yakın köylerde var. Boğaziçi olsun, şu Pergama falan. Çok güzel. Biraz da kısaca turizmle ilgili bir şeyler söyler misiniz? Kıbrıs'taki turizm olayı ne noktaya geldi, ne yapılıyor? Biraz bilgi verir misiniz? Maalesef son yıllarda turizm bana göre turizm değildir. Sadece kumar turizmi oldu. Bu da Kıbrıs esnafına
tek bir şeye baktığını tahmin etmiyorum. Çünkü uçak alanından kumar oynamaya gelecek olan şahsı uçak alanından teslim alıp otele götürüyorlar. Orada yiyip içiyor. Parasını da oraya bakıyor. Gidiyor. Zaten varlıklı bir insan. Çarşıya inse 50 kuruş alacağı şeyi Türkiye'de 100 kuruş alır. Umuru değil. Dolayısıyla bizim esnafa bir geliri yok. Eskiden bir sürü yabancı gelir, bütün oteller dolardı. Onlar çarşıdaki lokantalara, eğlence yerlerine parasını bakır giderdi. Turizm bu olsa gerek. Bir sürü gezilecek yerimiz var, tarihi. Efendim Karpaz, Sarami Sarabeleri, Lefkoşa'da Büyük Hanlar, şunlar bunlar. Centenary Rome. Daha bir sürü yer. Hiç onları görmeden evet. Dönüyor gidiyor. Kıbrıs'a geliyor ama hiçbirinden haberi Kıbrıs yok. Kıbrıs kültürünü de öğrenemiyor sanırım gelenler değil mi? Mesela buradaki Kıbrıs'ın gelişmiş bir mutfak kültürü vardır. Bizim meşhur molihyamız var. Evet. Hiç onun molihya dediğin zaman o ne diyor? Evet. Hiç bilgisi olmadan gidiyor. Daha bir sürü yani zeytinlilerimiz var, çörekte şuyumuz var falan filan. Yok. Evet. Yeterli bir tanıtım olmadığının kanaatindeyiz. Evet, bu şekilde. Bu güzel söyleşi ve kısa bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Size sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.